Evet sevgili izleyiciler bir Kayseri gündemi programı ile karşınızdayız bugün e, Mustafa Çimen uzman veteriner hekim kardeşimizle birlikte Kayseri'de <laughs> süs tavukçuluğunu konuşacağız. Bu konuyu neden seçtik? Biraz önce kuliste de konuştuk, biraz esprili de yaklaştık ama Kayseri'de hiç olmayan çok değişik e, tavuk ırklarını getiren ve bunlarla ilgili de hatta bir dernek kuran aynı zamanda Mustafa Çimen bu derneğin de başkanlığını yürütüyor. Onu konuşacağız. Neden böyle bir işe başvurdu? Onları konuşacağız diyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Necmettin Bey. Teşekkür ederim. Evet, süs tavukçuluğu aslında Ramazan günü işte akşamları tavuk yiyenler ya da menülerine tavuk getirenler var. Tavuğun değişik çeşitlerini yapanlar var ama sizin tarafınızdan düşünürsek Kayseri'de bir ırk mı e, üreteceksiniz ya da nereden o bu fikir aklınıza geldi isterseniz oradan başlayalım. Buyurun. Evet. Efendim. Önce bu güzel davetiniz için teşekkür etmek istiyorum sizlere ve kanalınıza. E, tavukçuluk dediğimiz zaman e, çoğumuz ticari tavukçuluğu biliyoruz kafes hayvancılığı şeklinde yapılan ticari tavukçuluğu ya da salma tavukçuluk olarak yapılan organik yumurta yönüyle yapılan tavukçuluğu biliyoruz. Bir de e, köy tavukçuluğu dediğimiz e, kavuş, tavukçuluk türünü biliyoruz. Son yıllarda e, Türkiye'deki her alandaki olan gelişmelere paralel olarak bu alanlarda da e, tavukçuluk alanının değişik kanatlarında da gelişimler olmaya başladı. Yurt dışından ülkemize e, farklı ırklarda ...cinslerde, çeşitlerde tavuklar gelmeye başladı ve insanlar bunları yetiştirmeye başladı. Kayseri'de de bir kısım arkadaşlarımız yıllardır bu tavukları besliyorlar. Bizim Zirve Veteriner Kliniği aracılığıyla bu tavukçuluklarla sürekli bir bağlantımız oluyor. Sonra Ankara, İstanbul, İzmir, Konya gibi iller dernekleşti tavukçuluk süs tavukçuluğu hususunda. Bizim camiamızda da bir baskı oluşunca biz de dernek kuralım diye... Biz de faaliyete geçtik. Allah razı olsun kendileri de dernek başkanlığını bize layık gördüler. Kayseri Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği'ni kurmuş olduk. Kaç üyeniz var? Şu, şu anda 35 üyemiz var. E, talepleri de var. Ama e, talepleri olanların biz kümeslerini geziyoruz. Yani Bodrum'da bir arkadaş tavukçuluk yapmaya çalışıyorsa, onları biz derneğimize kabul etmiyoruz. Hayvanın e, refahını göz önünde bulundurarak ve ırklar arası... Ee, geçişkenliğe ve çaprazlamaya yani ırkın orijinalliğini bozmamaya gayret gösteren arkadaşlarımızı e, almaya çalışıyoruz derneğimize. Siz daha önceki programlarımızda da e, veterinerlik konusunda büyükbaş hayvanlar vs. şeyler onlarla ilgili sorunlar e, Kayseri'de olduğu zaman e, bunları konuştuk. Yani bir şap hastalığını konuştuk ya da e, bir kuduz hastalığını konuştuk ama ee, çok değişik. Ee, birazdan da yönetmen arkadaşım da e, görüntüleri de verecek. Daha doğrusu fotoğrafları da verecek. Ee, kaç ırk var Kayseri'de veyahut da Kayseri'ye ya da Anadolu'ya ait bir ırk var mı? Evet. Sizin getirdiğiniz e, ya da derneğiniz bünyesinde bulunan bu e, hayvanların nedir özellikleri var? Şimdi eee tavuk ırkı dünya çapında tescil edilmiş 2400'ün üzerinde tescil edilmiş ırk var. Bunlardan sadece 3 tanesi Türkiye adına tescil edilmiş. Bu tescil edilmiş ırklarda Sultan tavuğu dediğimiz tavuk, herkesin bildiği Denizli tavuğu ve Hacı Kadın dediğimiz 3 ırk. Ama Anadolu'da bu 3 ırkın dışında pek çok çeşitli ırklar da var. Şimdi biz dernek olarak yaptığımız faaliyetlerin en güzeli bence Kayseri'ye ve Türkiye'ye en faydalı olacak yönü, beni de en heyecanlandıran yönü bu. E, Kayseri'nin kendi tavuk ırkını ben tescil ettireceğim. Dünya çapında, e, bu bizim belki hatırlarsınız çocukluğumuzdan böyle bahçelerde falan sarı, e, tüyleri toplu, boyunları düz e, tavuklar olurdu. Bunlar çok güzel tavuklar. Bunların yumurta analizlerini de yaptırdık. Kolesterol düzeyleri sıfıra yakın, hastalıklara dayanıklı. Ama uğraşılıp tescil edilmemiş. Biz dernek olarak, birinci amaç olarak kendimize bu yerli Kayseri ırkını e, döndü kadın diye tescil ettireceğiz. Niye böyle yapacağız? E, Tomarza'da bir köyde e, bir hacı annemizde bulduk biz bunları. Bozulmamış. Ondan 20 tane kadar aldık bundan. Döndü kadın diye. Dedik ki biz bunu senin adına tescil ettirelim. Çünkü hacı kadını tescil ettirmişler. Öyle bir tavuk ırkımız var biliyorsunuz. Bizim Kayseri'den de döndü kadın olsun. Çünkü kendinin hakkı bozulmamış ırkı devam ettirmiş. Devam ettirmiş. Onda var. Onunla ilgili çalışıyoruz şimdi inşallah. Onun dışında dediğim gibi dünyada birlikleri kurulmuş, federasyonları kurulmuş, dernekleri kurulmuş ve 1800'lü yıllardan itibaren kayıt tutarak bu ırklar saflaştırmışlar. Bizim Türkiye'ye yurt dışından getirilip beslenen işte apanzeller, Viyandotlar, İspeçler, Brahmalar, Amerikanuslar, Arakunaslar, isimlerini buraya not aldım, evet. Barnameller, Brakeller, Kremlikbarlar, Koşinler tamamı Yurt dışı menşeli. yani e, Anadolu'da yetişen bir şey değil. Amerika veyahut da Batı kaynaklı Avrupa menşeli tavuklardan oluşuyor. Şimdi bu getirdiğiniz tavukların yumurtası ya da e, yeniliyor değil mi? Yani tabii tabii. Yani bunda bir sıkıntı yok, yok herhalde. Tabii ki. Bunların yumurtaları bildiğimiz normal tabii tavuk olduğu için e, tavuk yumurtası. Ama şöyle söyleyeyim 5000 liraya kadar satılan tavuklar var. Tanesi. Tanesi evet bir tavuk 5 bin lira bunun yumurtası da ona göre değerli oluyor mesela diyelim ki 20 lira 30 lira 10 lira 5 lira gibi değerlerde yani 20 bir adet yumurta 20 lira bunu yiyebilirseniz ee, bir tek yumurta evet, alıp yiyebilirsiniz 20 yani liradan. bizim iki koli yumurtaya denk Tabii tabi iki koli yumurtaya denk özelliği az olmasından kaynak az olması yani. ve ırk tavuğun yumurtası mesela diyelim ki bir light brahma yumurtasından tekrar light brahma çıkıyor yani bu genetik olarak da bir şey olarak düşünün bunu. Yumurta değil de çekirdek olarak ekiyorsunuz. Gene aynı hayvandan çıkıyor. O açıdan çok kıymetli. Yani bunu e, alanlar biraz önce kuliste de konuştuk. Yani normal bildiğimiz şekilde tabii. E, pişirip yiyebiliyor. Yiyebilir. Ama tabii ki pahalı tabii. bir şey. Ee, pahalı olmasının sebebi az Hı. olduğundan kaynaklanıyor. Yani bunu üretimini ya da böyle doğal ortamlarda üretimini gerçekleştirecek misiniz? Şunu söyleyeyim. Eee Bizim mesela yumurtacı ırklarımız var. Ataklardan bahsedelim. Atak seyler çoğu e, vatandaşımızın bildiği, bahçesinde beslediği bir hayvan. Bu 300 yıllık, 330-340 yumurta yumurtluyorsa bir Brahma yıllık 80 yumurta yumurtluyor. 90 hmm. yumurta yumurtluyor. Yani e, hem az bir bulunan bir hayvan, çeşit olarak da az, nadir bir ırk ve yumurta sayısı da düşük. O açıdan yumurta fiyatları da biraz pahalı oluyor. Yani şimdi bu süs e, tavukları... E ee, o zaman fiyatları da e, farklı değil mi? Bir evet. tavuk mesela en ucuzla en pahalı tabii onu söyleyeyim ben. Süs tavuğu olarak değil. Piyasadaki tavuk, tavuk fiyatları olarak söyleyeyim. E, 25 TL ile e, 5000 lira arasında ta, değişen tavuk fiyatları var. 5 bin lira. Yani Burada resmi getirdiğim tavuklar da var. Biraz sonra izleyicilerimize seyrettiririz. Yani o kadar değerli. Değerli tabii. Eee şeyde kuliste konuştuğumuzda da bir mavi yumurta demiştiniz. Evet. Onun hikmeti ilahisi nedir? Yani şirinlerin yumurtası mı nedir, nedir? Evet. Ee, bunları gene bu mavi yumurta, yeşil yumurta, koyu çikolata renginde yumurtalar var renk olarak. aç Yani bizim bildiğimiz beyaz ve kırmızı yumurta olarak tanımladığımız halk olarak yumurtanın dışındaki renkleri söylüyorum. Bildiğiniz mavi yumurta, yeşil yumurta ve çikolata renginde yumurtalar var. Bunları da e, yumurtlayan tavuklar var ırk olarak yani bir boya falan yok gıdasına da katılan bir şey yok. O ırkın özelliği mavi yumurta yumurtlaması. Bu mavi yumurtacılar da Amerikanus ve Arakunas denen iki ırk. Bundan da Kayseri'de bizde var. İnşallah bir haber yaparız. İnşallah. Çekersiniz bizim tavukları da. Evet. Halkımızın da merakı gider. Yumurtanın içeriğinde pek değişen bir şey yok. Sadece yumurta kanalındaki yapısından dolayı hayvanın yumurtanın renginin mavi oluşuyor özelliği ama çok değişik bir şey olduğu için ilginç oluyor tabii ki. Vatandaşlar veyahut da o çiftliğinizde ya da o çiftlikte bakım yerlerindeki vatandaşlar görmeye geliyor mu? Yani ilgisini çekiyor mu? Bu e, hobicilerin ilgisini çekiyor daha çok. Bir camiye oluşmuş durumda. Evet. Belki e, normal insanlarımızın pek şeyi yok. Yani bunu, bu konulardan belki haberi de yok. Ama haberi olan insanlar ilgileniyor tabii. Severek ilgileniyor hem de. Evet, bu arkadaşlarımızı hazırlayana kadar evcil hayvanları konuşurken sadece e, şimdi veteriner kliniğinizin bulunduğu yerden bahsedelim. E, ağırlıkta Kayseri'de de böyle evcil hayvanlara ya da daha doğrusu bahçe hayvanlarına ilgi alaka çoğaldı mı? Yani e, hep yurt dışından mı geliyor bu tür hayvanlar? Türkiye'deki ırklar mesela... E, Sivas'taki bir kangal köpeğimizin ırkı Saf bir ırk Türkiye'deki bildiğimiz o Ama onun dışında hani küçük evlerde Ya da hanımefendilerin kucaklarında Taşıdıkları küçük köpekleri de Hayvanları da görüyoruz Yani ilgi e, alaka O tarafa doğru mu gitti? Ben şunu söyleyeyim neler Hangi noktada neler kaybettiğimizi Söylemek istiyorum Bizim Gene bu çok Eskilere dayanıyor. Meşrutiyetli yıllarına kadar gidiyor herhalde. O yıllarda oluşmuş bir şey var. Yurt dışından gelen her şey çok kıymetli. Bize ait olan değerlerin hiçbir kıymeti yok gibi algılanmış. E, kangal köpeğinden bahsettiniz. Kangal çiftliğinde, Kangal'da işte Sivas burada, Kangal burada. Çiftliğindeki Kangallardan daha güzel Kangalları şu anda, Kangal köpeğini e, bir Amerikalı'da veyahut da bir Avrupalı'da görmeniz mümkün. Hayvanları buradan yavru olarak götürmüşler. Onun ıı, çaprazlamasını demeyelim de ırkın saflığını korumak için götüren diğer arkadaşlardaki köpeklerle değerlendirerek o kadar güzel hale getirmişler ki yani bizden boy olarak Amerika'da ıı, görüyorum ben takip ediyorum boy olarak da cütsü olarak da bizim kangal köpeğimizi almışlar daha güzel hale getirmişler Sultan tavuğu diye bir tavuğumuz var 100 yıldır 150 yıldır Türkiye'de olmayan bir tavuk zamanında İstanbul'dan götürmüşler bunu İngiltere'ye orada öyle yetiştirmişler ki. Allah'tan bizim tavuğ, tavuğumuz olduğunu kabul ediyorlar. Deseler ki bu Türk tavuğu değil, İngiliz tavuğu. Adı Onu da Sultan değil de British bilmem ne tavuğu deseler. Bizim itiraz edecek şeyimiz yok. Çünkü bu bizim tavuğumuz. İşte bunun şeyi de bura. Ana da bura. Örneği de bu diyecek bir tavuğumuz kalmamış. Yani 50-60 yıldır, belki 60 yılda yok. Benim okuduğum 1980'li yıllarda İngiltere'den özel yine böyle hobiciler yumurtasını getirmiş falan kuluçka makinesinde çıkartmış. Türkiye'ye tekrar kazandırıyorlar. Kazandırıldıktan sonra ee, şu noktada bir ilgi var. Şu anda kendi bir şeyimizi oluşturduk aşağı yukarı. Yani Avrupa'da hangi ırklar varsa, Amerika'da hangi ırklar varsa bizde de aşağı yukarı tamamına yakını var. Ve e, yurt dışından hayvan, hayvan girişi oluyor mu? Oluyor. Ama bizim elimizde yurt içinde oluşturduğumuz havuzdaki gen kaynaklarımız da şu anda e, bana göre yeterli. Ben bir e, Rekfaller ailesini okurken Yahudi işte Siyonizm'in e, dünyaya yayılmasını e, 1890'lı yıllardan beri getiren ailede o diyor ki e, gittiğiniz topraklarda e, önce kültürel işgali gerçekleştirin. Kültürel işgali gerçekleştirdikten sonra onların içerisine nifak sokun ki diğer değerlerini çok rahat götürebilesiniz diyor. Ya. Sanki bizim de e, mesela siz veteriner olduğunuz için söylüyorum bir koyun ırkının ya da işte bir keçi ırkının belki Türk toprakları içerisindeki ırkının da değişmesi böyle olmuştur. Belki de. Evet. Yani bizim kendi değerlerimizi sadece bu değil bitkilerimiz gitmiş, çeşitli börtü böcekler yurt dışına çıkartılırken yakalanmış, Bunları da e, internet aracılığıyla ya da sosyal medya aracılığıyla Yap, da görüyoruz. Yaptığımız yanlış ve dönmemiz gereken yanlışlardan biri şu: Bizim bize ait olan değerler, inanın, emin olun, kesinlikle yüzde yüz bu böyledir Avrupalının elindeki olan değerlerden ya da genlerden daha kıymetli ve daha güzel. Benim size söylediğim biraz önceki Kayseri'nin kendi tavuğu, e, hastalıkların hepsine dayanıklı. Bir e, yalancı veba geliyor bu ırk tavuk diye beslediğimiz tavuklardan çok zayiat veriyoruz. Mesela bu 500 liralık, 1000 liralık tavuklar dediğimiz tavuklardan çok zayiat veriyoruz. Öteki türlü bizim yerli tavuğumuza hiçbir şey olmuyor. Verim olarak deseniz hedefin mesela tavukta hedef ne olabilir ki? Yumurta verimi ya da et verimidir. Yumurta verimi yönünden de çok güzel, et verimi yönünden de çok güzel. Ama tescil edilip de yani bunun kulüpleri kurulup da bu bizim, bu hepsinden daha güzel diyen kim bir isim veren olmamış ilk başta. Bir isim veren olmamış. Avrupalı ne yapıyor? Tavuğuna isim veriyor. İşte bu diyor Light Brahma, Dark Brahma, Gold Brahma diyor. Ondan sonra bir ismi olduğu zaman o kıymetlenmeye başlıyor. Bizim gözümüzde tavuk. tavuk tavuktur yani. bir Kıymeti harbiyesi yoktur. Ama öyle değil aslında baktığınız zaman. Evet. Çok kıymetli bir şey. Çünkü hayatımızın bir parçası ve buna değer veren insanların desteklenmesi gerekir. Ee, belki bu şu meşgalelerimizin, dünya meşgalelerimizin çokluğundan dolayı bunlara eğilmeye vakit bulamadık. Belki Türkiye'nin ekonomik halinin 10-15 sene önceki durumunu değerlendiriyorsunuz. Yani insanlar bu süs tavukçuluğuna eğilip de e, keyif için yani e, tavuk besleyecek durumlar yoktu. Çünkü herkesin bir çalışma gayreti evini geçindirme, e, çocuklarını okutma yönündeydi. Bir ekonomik durumumuzda ülke olarak düzelme olunca belki buna e, olan eğilimin çoğalması bundan dolayı da olmuştur olabilir diye düşünüyorum. Evet. Sevgili yönetmenim hazır mı değil mi yoksa konu başka konuya tamam daha şu an için hazır değilmiş. O zaman o gün sosyal medyada bir şey paylaşmıştınız konuştuğumuzda görüştüğümüzde de bunu söylemiştiniz malum yayla zamanı Erciyesin eteklerinde evet. Ramazan günü yine Erciyes'e çıkmışsınız herhalde evet, etekleri. elhamdülillah ERCİYES'in eteklerinde yaylacıların yaptıkları e, yoğurtlar ya da tabii e, yoğurt orada çok fazla olmayabilir. Belki peynir ve süt. Özellikle de e, süt konusunda e, neler söyleyeceksiniz? Evet. Yani orada bir e, ilaç deposu gibi mi sizce? Kesinlikle. Bu soruyu sorduğunuz için <laughs> ayrıca teşekkür ederim. Şimdi ben veteriner hekimim. Beni çocukluğumdan beri tanıyanlar çok iyi tanır. Yani ben e, örümcekten ineğe kadar her türlü hayvanı beslemiş bir insanım. Yani tavuk konuşmak için çıktı da buraya inekten, koyundan konuşuyor evet. demesinler. Bunu sizin sorunuz üzerine çok güzel bir fırsat olarak görüp şu konuyu açıklamak evet. istiyorum. Şimdi çiftliklerde beslenen hayvanlar, ineklerden de bahsedebiliriz. Bu koyun çiftlikleri de kurulmaya başlandı. Koyunlardan da bahsedebiliriz. Veyahut da vatandaşın elindeki sokak sütçüsü vardır, Ahmet Ağa vardır, Mehmet Ağa vardır. Size her gün süt getiriyordur. Çiftliği yoktur da e, bidonunu alıyorsunuzdur sütü. Yani sokak sütü olarak tabir ettiğimiz hayvanların sütünü de alıyor olabilirsiniz. Fabrikalarda üretilen, fabrika yemi dediğimiz yemi tüketen hayvanların sütleri yayılan hayvanın sütü kadar kaliteli ve sağlıklı olamaz. Bunu şu şekilde izah etmek istiyorum sizlere. Türkiye'de Tarım Bakanlığı'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın izniyle yurt dışından ithal edilen GDO'lu mısırlar var. GDO'lu soyalar var. Yem fabrikaları da yine ruhsatlı şekilde bu GDO'lu soyaları, mısırları, ayçiçeklerini, küspelerini alıp hayvan yemlerinde kullanıyorlar. Çiftlikte kullanıyor bunu bu yemi de. Vatandaş da kullanıyor. Yani bir nevi GDO'lu yemle beslenen hayvanın sütünü marketten koşa koşa gidip alıyoruz, çocuğumuza içiriyoruz ya da sokak sütçüsünden organik süt diye alıp kendimiz içiyoruz. Burada yanılgıya düştüğümüz nokta şu. GDO'suz süt pahalı olabilir. Çünkü Gerçekten de e, süt yemiyle beslenmeyen bir koyun ya da bir inek günde yayıldığı zaman 5-6 kilo inekten ya da koyundan konuşacak olursak e, şey olarak inekten gidelim. E, çiftlikte bir inek 24 kilo süt veriyorsa bu GDO'lu yemle mısırla beslenip 24 kilo süt veriyorsa yayıldığı zaman bu hayvanın süt verimi 5 kiloya 6 kiloya düşecek. Bu 5 kilo 6 kilo sütü de vatandaş marketteki sütün fiyatına yani 2,5 TL'ye satmaya kalktığında zarar edecek ve işletmesi kapanacak. Çünkü 6 kilo süt nereye? 24 kilo süt nereye? Bizim vatandaş olarak gidip bu yaylan hayvanın sütünü almamız lazım. Erciyes'ten bahsetmek istiyorum. Erciyes hiçbir aracın dolaşmadığı, insanların tepelemediği, tertemiz havasıyla ve bitki florasındaki zenginliğin eşsizliğiyle olağanüstü bir yer. Buraya bahar mevsiminde koyuncularımız inekçilerimiz hayvanlarını çıkartıyorlar ve bu bölgede yayıyorlar. Ben oradaki hastalıklarla uğraşan insanlarımıza sesleniyorum Kayseri olarak özellikle. Lütfen gidin, orada bir koyuncuyla tanışın. Selamün aleyküm deyin. Aleykümselam deyin. Oturun, sizi misafir ederler ve onlardan süt alın. Ve bunu süt olarak düşünerek değerlendirerek almayın. Bunu ilaç olarak düşünerek alın, değerlendirerek alın. Çünkü o koyunlar Allah'ın yarattığı hayvanlar. Orada sizin için seçerek en taze, en güzel otları, şifalı bitkileri tüketerek onu süzüp filtreleyip Size bir kabın içerisinde bir avuç e, süt demeyelim. Evet, ilaç olarak takdim ediyor. Bunu şeker hastalarına da tavsiye ediyorum. Kanser hastalarına da tavsiye ediyorum. Psikolojik rahatsızlık geçiren insanlara da tavsiye ediyorum. Yani her şeye para harcayan insanlarız. Her şeye keyfimiz için dünyanın parasını döken insanlarız. Sağlığımızın da kıymetini en son sırada e, ne derler başa gelince öğrenen insanlarız. Bunu bu duruma düşmeden. Lütfen gidelim bu Erciyes'teki insanların yaptığı emeklerine saygı gösterip gidelim. Bunların sütlerinden alalım, peynir yaptıralım. Yani parasını sormayalım bile. Kaç kilo istiyorsa, kaç lira diyorsa çıkaralım hiç düşünmeden verelim. Çünkü bütün dünyayı gezseniz, arasanız yemin ediyorum bulabileceğiniz bir şey değil. Sağlık kaynağı olarak. Doğru. Dediğiniz gibi yani oradaki e, özellikle de Erciyes'te kekik e, biraz daha fazla o bitki örtüsünden dolayı. Ama değişik o taze otları hikmet ilahi den dolayı alıyor, öğütüyor ve size süt olarak yeni bir kesim besin bir İnşallah bir programımızda daha vesile olursa ben Erciyes'i çok sevmem ve çok gezen biriyim. Bir de bilimsel yana olan da bir insanım. Erciyes florasında benim çektiğim, fotoğraflarını çektiğim ve arşivlediğim bitkiler var. 300'ün üzerinde ben çeşitli bitkilerin fotoğraflarını çektim. Erciyes ismini bilmiyorum yani çünkü ben evet. konum değil. Ama çeşit olarak onları tespit etmek maksadıyla çeşitli mevsimlerde giderek Bunların şeylerini çektim. 300'ün üzerinde bitki çeşidi var. Ahtara gidiyorsunuz mesela 300 çeşit şey yok ki. Ahtara gittiğinizde. Bitki yok evet. ki. Ama Erciyes daha büyük, daha zengin ve Allah'ın yarattığı hayvanlar bizim için biz bilmiyoruz yani hangisinin bize faydası <laughs> olduğunu. Onu tüketip e, bize bir avuç diyorum ya ilaç olarak takdim yani Oranın balları da tahmin ediyorum Erciyes'in. Kesinlikle. O, o da Biraz onun da de Kendi memleketimizin de bir değerlerini konuşmak adına söylüyorum. Bu ara ee, biz orada çekim yaparken yaylacılar da, e, tahmin ediyorum, yoğurt yapamıyorlardı. Bildiğim evet, yoğurt yapamıyorlar. Evet, e, sevgili yönetmen arkadaşım da e, yayına veriyor. Evet, Evet, herhalde bu siyah beyaz, bu beşiktaşlı herhalde. Beşiktaşlı. Evet. Tüylerindeki desenleri görecek olursanız çok Var. güzel, sanki bir kalemle çizilmiş kadar güzel. Bu nadir bir ırk. Mesela bunun tavukları 300 lira, 400 lira civarında. Barnevel denen e, tavuk ırkı bu oluyor. ...gerçekten çok enteresan... Evet. Benim de en sevdiklerimden biri. Ben de Beşiktaş değilim ya. Evet, <laughs> Genellikle ama... <laughs> bu tavuklarda renkler var. Ee, kırmızı hakim renk... ...beyaz ve siyah renkleri var. Evet. Mesela bu da bir... Bu Bielefel'dir <laughs> denen tavuk cinsi. Evet. Ee, ama gerçekten... E, ...Türk toplum bunu da çok ender gördüğümüz biraz önceki. Evet, biyelefeldirler gibi, ender tavuklar ama güzel, görselliği çok güzel. İnsan yani böyle se seyrettiği zaman e, rahatlıyor yani bunlar. Böyle bir paçalı tavuk göremiştim. var var. Onların resimlerini de göstereceğim size. Var. Paçalı tavuklar genellikle Brahma e, denen evet. tavuk türleri. E, bunlar da çok güzel tavuklar. Bunlardan da yok, bunlardan şu anda bizde yok, da getireceğiz. Yumurtalarını getirdik inşallah. Apenzeller, bunlar viandotlar. Çeşitli renkleri var, kırmızıları, siyahları. Ya bunlar e, yurt dışında bir yeni i̇şte bir İşte bunlar benim olarak... Brahmalarım. Benim evet. çiftliğimde bunlar. Evet, Light Brahmalarım. Değişik başlı evet, için. Evet, Romanya yani. kan. Bunlar benim kazlarımdan dişlerini çektim. Ee, örnek olarak bir tane tavuğu ısırmışlar. Nasıl koparttı bunlar diye. Dişlerini incelediğim zaman bu da bizim yerli kazımız. Bunlar da evet. Brahmanın e, İza haber rengi. Renklerinin de isimleri var. Evet. Bunlar benim gene kendi çiftliğimdeki Dar Brahmalarım. Bunların da tüylerindeki desenler çok güzel. Ve e, abartı olmasın da boy olarak da yani 60-70 santim yüksekliğe ulaşıyorlar. Evet. Bu bir hobi olarak. Bunlar da. bizim çıkarttığımız civcivler. Bunlar evet. e, mavi yumurtacıların civcivleri. Evet. Mavi yumurtadan çıkıyor yani bu. Evet. Şu benim kendi çaprazlamayla yapmaya çalıştığım değişik bir ırk yapmaya çalışıyorum. Yani boş sadece tavuk besleme değil de ekstra evet. bir şey katayım diye. Şunu bir köylüden aldım. E, durdurabilirse arkadaş sanki sürme çekilmiş gibi gözlerine bak 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 bakıyor musunuz? Boyayla evet. falan değil o. Evet. Şu da mesela, bu da, e, bu da bir tablo çeşidi. ile yapılmış, evet, gibi sanki. yapılmış, gibi kalemle yapılmış gibi. Viyandotun bir çeşidi gibi. bu da. Evet. Bu da bizim e, Mehmet abimiz, Mehmet'i diye bir ırk üzerinde çalışıyoruz bünyanda. Kendisi e, bu kanatlı konusunda çok hassas bir insan ve çok güzel çalışıyor. Bunlar tepeliler. Nerede yeni? Herhalde. Evet, fizanların civcivleri. Bu da bizim derneğimizden bir görüntü. Toplantılarda değişik tavuklar getirip onlar hakkında. Yani ırk özellikleri konusunda zibrit deniyor buna. Altın zibrit. Bu da sülün gibi. Yok zibrit de... denen bir şey. Çok güzel bir şey. Küçük boy ırklardan, hafif ırklardan bir tavuk. Bunlar acaba e, bu kadar ırk nasıl çıktı? Yani acaba farklı farklı e, yoksa kesin sabit değil mi bu ırklar? yani? Evet. Şunlar işte İzmir'den gelen bana mavi yumurtalardı. E, ekran mavi olarak gösteriyor mu bilmiyorum da. Evet yok evet, olsun Evet, evet i̇şte, Bu da çıkımda da 20 günlük gün sonraki çıkımda fotoğraflarını çekmiştim. Onlar. Zevkli bir konu olduğunu söyleyebilirim. Yani dinlendirici bir konu, eğlendirici bir konu. Yani para kazanma yönünde bu da mavi yumurtacının şeyi e, horozu. Para yani para kazanmayabilir de bu iş ama evet. zevkli bir şey sağa. Benim civcivler, ben çıkartmışım bunları. Bunlar 5 Nisan'da çıkmıştı. Şimdi bir aylık oldular. Geçtiler biraz da bir ay. Bir ne kadar bu hani e, hocam şeydeki e, kesime 40 günde gidiyormuş hormonu evet. falan diyor ya. <laughs> Bizim 40, 40 günde ne kadar oluyor? Şu yumruğum kadar olduğu zaman çok güzel büyüdü diyoruz yani. 40 günde <laughs> değil mi? Yani evet. ben şöyle bir burun değil de bir şeyle beslediğinizi görmüştüm. Ee, şey ilaç veriyordum onlara evet. sakat olan tavuklara. Bu da Light Brahman'ın horozu. Evet. İsmi İzmir. İzmir'den getirmiştim onun için adını İzmir koydum. Hmm. Boyunu kıyaslamak için bakın bu arkadaş ortaokul ikinci sınıfa gidiyor. Buna yumurta hediye etmiştim. Fotoğraf çektirmek istedi. Onunla fotoğraf çektirmişti. Mesela bu da, bu da Barnevelin Bulldog sanırım. Evet. Bu da e, Sayın Valimiz. Dernek olarak biz bazı etkinliklere de katılıyoruz. Hmm. E, en son 248 şehidimiz için ağaçlandırma etkinliği olmuştu. Oraya da e, destek verdik. Orada da bir levhamız var. E, Valimizle de orada tanıştık. Kendisi bize her konuda destek olacağını söyledi. İnşallah ziyaretine de davet etti gideceğiz. Bu bizim e, derneğimizin şeysi e, logosu. E, meraklı arkadaşlar bekliyoruz Mesela derneğimize. Mesela bu değişik bir Fizan'ın bir cinsi. Rahibe Fizan diyorlar buna. Belki izleyicilerimiz de yeni gördüğü için Evet çok değişik bir şey. Değişik çok saçları bir... çok uzun. Evet. Gözlerinin evet. önünü kapatıyor. Bunları üretmek çok zor oluyor Yani yem yemiyor, çiftleşemiyor çok özel alaka ilgi istiyor. Bununla uğraşan insanlar daha çok vakit harcıyorlar. O gözlerin olduğu yeri bir şeyleri kesseniz hocam olmuyor o mu? O kestiği zaman da görüntüsü bozuluyor hayvan. Evet. Yani güzelliği kalmıyor. <laughs> Bu Light Brahma. Evet. Benim çiftliğimden bir görüntü. Bizim yani yerimiz müsait olduğu için işte bakın burada dernek olarak sadece tavuk beslemeye kendimiz amaç olarak edinmiş değiliz. Tavuk Hı. besleyen insanlar bir araya gelmiş Vatanımız için, memleketimiz için neler yapabiliriz? Faydalı. Yani onun için gayret arıyoruz. Evet. İşte orada ben bel ameliyatlı, belimden ameliyatım var biliyorsunuz. Evet. Olduğum halde ben pek çok çalışmasam da arkadaşlarım orada çok emek verdi. Selçuk Şahin Bey'e, özellikle buradan Ahmet Bey'e, Muhammed Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Yoruldular yani. Bayağı ağaç dikme etkinliğinde faaliyet gösterdik. Orada burada levhamız kalacak ama yani. Evet tabii eee sivil toplum örgütlerinin de bir de bu tür sosyal faaliyetlerin Harbi, de olması gerekiyor. Yani gerekir. tavukla ağacın ne alakası var diye bir şey yok. Evet. Bizim sadece tavuk besleyen arkadaşlar bir burada bakın parmaklarını sayacak olursanız normalde 3 parmaklı olur. Bunlar 5 parmaklı. 1 2 3 4 5 tane parmağı var. Ee, bu da ispeşte denen e, tavuğun civcivi. Evet, 5 parmaklı. O da, da enteresan evet. Enteresan fotoğraflar getirmeye çalıştım size. At, arkadaşlarımızın ilgisini çekecek. En çok sevilen tavuk cinsi bu. Light Brahma. Bizim sevdiğimiz bir ırk vatandaşlarımızın, arkadaşlarımızın, hobicilerin çok beğendiği bir ırk. Bu ırk üzerinde yani Avrupa'dan daha güzel tavuklar şu anda bizde var diyebilirim. Yani iddialısınız bu konuda diyorsun. Ve bizim bir de federasyonumuz var. Ee, federasyonumuz da e, şu anda çalışıyor. Avrupa'daki yarışmalara da biz Türkiye'den tavuk götüreceğiz. Orada da inşallah dereceler alacağız. Türkiye'de de şey düzenleyeceğiz yarışmalar. Avrupalılar da burada ağırlayacağız ve onların tavuklarıyla kendimizinkini kıyaslama imkanı bulacağız. Evet bu da enteresan işte demin paçalı evet. dediğimiz Brahma yine olduğu bir şeyde evet e, daha da devam eder e, arkadaşlarımız e, yapmış evet bırakeller çok Bırak. heyecanlı bir tavuklar çok güzel tavuklar e, şey bunlar bizim kazlarımız bunlar e, yani serbest yetiştirirken kafeste mi yetiştiriyorsunuz yoksa Şimdi, serbest salınlar mı? Genellikle bizim da... şeyimiz şöyle oluyor ikiye bir bölmeleri oluyor bu ırkları birbirine katmadan güneşlenmeler de ayrı ayrı oluyor Ben veteriner hekime olma hesabımda bunlarda suni tohumlama da uygulayabiliyoruz güneşlendirmesi ayrı bakım ayrı beslenmesi ayrı havalandırması ayrı oluyor ama ırkları birbirine karıştırdığımız zaman şu da sakallı bir civciv dikkat ederseniz bu da mavi yumurtadan çıkan sakallı civciv bu da mavi yumurtlayacak hmm. Tabii ben bunun horoz olduğunu tahmin ediyorum da daha hmm. bir günlük tahminlerimiz nasıl gerçekleşir bilemiyorum. Evet. <laughs> Enteresandı evet. Süs tavukları. Bu Gold Brahman'ın horozu. Benim horoz. Büyüklüğünü görüyor musunuz horozun? Evet. Çok değişik bir konu. Evet. Tamam dedik. Bu çıktı. hindi. <laughs> Hindinin kafasını çektim. Evet. Ee, yani belki uzaktan görmüştür insanlar da incelememiştir o kazın şeysi ama, gibi ama bu gibi. Allah'ın bir hikmeti tavuklarda. Teşekkür ediyoruz sevgili yönetmenime de e, bu e, aydınlatıcı görüntüleri bize sunduğu için. Teşekkür ederim. E, evet hocam e, son 5-6 dakikamız e, toparlayacak olursak bu işin e, sonu nereye varacak? 35 kişi, 350 kişi yapacak mısınız Üyelerinizi ya da seçici davrandığınızı söylüyorsunuz ama e, Türkiye'de dediğiniz Kayseri'nin tavuk ırklarını tescil ettireceğiz dediniz. Evet. Onun devamı inşallah gelirse ekranlarımız size her zaman açık. Buyurun efendim. Bir slogan gibi olabilir de ya da anlayanlar anlar. Anlamayanlar belki ne demek istemediğimi pek konuyla alakası olmadığı için anlayamayabilir. Önemli olan dört tane tavuğu beslemek değil. Önemli olan bizden sonraki nesillere, kuşaklara bir şey bırakabilmek. Bir şey yapabilmek. Vatanımıza dediğim gibi memleketimize faydalı işler yapabilmek. Bazı şeylerin kapalı kapılar varsa onları açıp insanların da faydalanmasını sağlamak. Olabilir diye düşünüyorum. Ben kendi üzerime düşen bu tuşlu tavuklarıyla alakalı konuda biliyorsunuz bizim büyük baş hayvancılık konusunda da faaliyetlerimiz evet. var. Kurban konusunda da faaliyetlerimiz var. İnekçilik konusunda, koyunculuk konusunda, kedi köpek konusunda da faaliyetlerimiz var. Tavukçuluk konusunda benim üzerime düşen, kendimi sorumlu hissettiğim vazife şu. Kayseri'nin kendi yerli tavuk ırkını tescil ettirebilirsem ne mutlu bana. Yani bundan ne büyük şey. başarı olmaz. Çünkü bu bırakma ırkı mesela örneğin. Parasını verirsiniz, alırsınız, siz de beslersiniz, siz de yumurtlatırsınız, siz de çoğaltırsınız. Bu ekstra bir şey değil, ekstra bir özellik değil. Ekstra Kayseri için veyahut da Türkiye için 3 tane ırk tescil edilmiş. Dördüncüyü de ben tescil ettirebilirsem, yani bundan daha güzel bir şey olabileceğini zannetmiyorum. Bu hedefim dernek olarak, en başa koyduğum hedef bu. Yani burada da döndü kadının evet. ismini tescil ettireceğiz evet, diyorsunuz. Söyledik, evet. İnşallah haberlere geldiğiniz zaman onu da çekelim tavuklarını. İnşallah. Döndü kadın diye onu da tescil ettirelim İnşallah son sözlerinizi de kapatalım Buyurun efendim sizdeyiz ee, Konunun içinde de geçti başında da geçti Bir insanlarımızdan şunu istiyorum Elimizdeki değerlerin kıymetini Bilelim Bir şeyin kıymetli olması için illaki ki Avrupa'dan gelmiş olması Veyahut da Avrupalı bir firmanın Bu kıymetli demesine gerek yok Kendimizin kıymet verdiği her şey çok kıymetli Biraz önce bahsettik Kendi tavuğumuz da kıymetli Kendi dağımız da kıymetli kendi dağımızda biten ot, çiçek de çok kıymetli. Bunların kıymeti, harbiyesi, kafası çalışan insanlar tarafından zaten anlaşılıyor. Bir şeye kapılmış, bir akıma kapılmış, sürüklenip giden insanlara sesleniyorum buradan. Bunu yani yabancı hayranlığını bırakıp her konuda kendi öz değerlerimize dönersek daha güzel ayaklarımızın üzerine basarız. Çok kısa sürede çok uzun mesafeleri kat ederiz. Bu tavuk için bu söylediklerim geçerli. Kültürel olaylar için de geçerli. Hayvancılıkta da geçerli. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyoruz. ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Evet sevgili izleyiciler. Bir TV, bir klasiği olan Kayseri Gündemi programının bugünkü konuğu uzman veteriner hekim. Sayın Mustafa Çimen'di. Mustafa Çimen'le benim de hiç böyle bir program yapmadım. Veteriner arkadaşlarımızla Kayseri'deki... Hayvan hastalıklarını konuştuk, Kayseri'deki salgınları konuştuk, neler yapacağımızı konuştuk. Bunlarla ilgili konuştuk ama çok enteresan bir konuydu. İşte Yeni özellikle tavuk ırklarının ve Türkiye'deki tavuk ırklarının tescili, Kayseri'deki döndü kadın ismine koydukları bir tavuğun ırkının tescil ettirilmesini konuştuk mavi yumurta dedik. Mavi yumurta yumurtlayan bir hayvandan, tavuktan bahsettik aslında. Çok enteresan şeylerdi. Ramazan günü bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.